Merhaba arkadaşlar, Leyla'nın Örgü Atölyesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kolay ve güzel bir model yapacağız beraber. Bu modeli istediğimiz her yerde kullanabiliriz. Modelimiz için gerekli olan ilmek miktarı 10 ve 10'un katları artı 2 geçiş için artı 2 tane bir başa bir sona kenar ilmekleri için ilmek atarak başlıyoruz. 3 modellik ilmeği attım ben. Başladım. Hazırlığımı yaptım. Birkaç sıra lastik ördüm. Siz ister lastik ister haroşe örgünüze nasıl başlamak istiyorsanız hazırlık kısmını bitirdikten sonra benimle birlikte örebilirsiniz. Örmeye başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup destek verirseniz çok mutlu olurum. Zil butonunu aktif hale getirirseniz yayınlanan videolardan size bildirim gelir. Şimdi hazırsak başlayalım. Bu arada şunu da belirteyim, model anlatırken iplik genelde vermiyorum, iplik cinsi ya da şiş numarası, çünkü benim örgüme göre şiş numarası kullanıyorum ve kalan parça ipliklerden de modeli anlatıyorum. O yüzden siz aldığınız ipliğin üzerindeki o ipliğin adının yazdığı kağıtta hangi numaralı şişlerle örmeniz gereken yazar. Eliniz sıkıysa kalın numarayı tercih edin. Eliniz gevşekse benim gibi ince numarayı tercih edin. Ben gevşek ören bir insanım. Onun için genelde ince numaralı şişle örgümü yaparım. Modeli anlatırken ama buna dikkat etmiyorum. Sadece modeli anlatıyorum. Şimdi hazırsak başlayalım. İlk sıramızı kenar ilmeği örmeden alarak başlıyoruz. 2 tane ters, 2 tane düz, 2 ters 2 düzden sonra sağ kesim yapıyoruz. Sıradaki 2 ilmeği sağa doğru kesiyoruz. Bir kere doladık. Sıradaki 2 ilmeği sola doğru kesiyoruz. Sola doğru keserken ilk ilmekleri genelde yer değişimi, şöyle yön değişimi yaparım ki kesim düzgün dursun. Sola doğru kestik. Şimdi şurada 2 düzümüz var. 2 tane daha düz. Paralel gidiyor modelimiz. 2 tane ters. Bu geçiş için 2 model arasındaki 2 ilmeğimiz. Ekstra attığımız 2 ilmek. 2 tane düz. Sağ kesim. Bir doladık. Şu birinci ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Çünkü sola kesim yapıyorum. İkisini birlikte içten düz olarak örüyorum. 2 tane düz. Bu ikinci modelimiz. Ve 2 tane ters. 2 model arasındaki geçiş ilmeklerimiz. 2 düz. Bu üçüncü modelimize başladık. Sağ kesim. Bir doladık. Birincinin yönünü değiştiriyoruz. Sola kesim. 2 düz. Ve en son ilave atmış olduğumuz 2 tane geçiş ilmeği, 2 ters. Bir tanesi de kenar ilmeğimizi ördük. İlk sıramızı geçtik. Arka sırada kenar ilmeği örmeden aldık. 2 düz. 7 ters. 3 4 5 6 7. Birinci model bitti. 2 düz. 1 2 3 4 5 6 7. İkinci model bitti. 2 düz. Bunlar geçiş ilmeğimiz. 2 düzler. 2 3 4 5 6 7 2 düz. Hava çok sıcak. Çok rüzgar etmesin diye kapıyı kapattım ama açmak zorundayım. Rüzgar sesi gelecek. Kusura bakmayın. Şimdi geldik 3. sıraya. Kenar ilmeği örmeden alalım. 2 tersimizi örelim.
Burada iki düzümüz vardı. Bir düz örelim. Sonra ikisini yine sağ kesim yapıyoruz. Sağ kesim yaptık. Bir doladık. Az önce arttırmış olduğumuz bir ilmeği düz olarak örüyoruz. Bir doladık. Bu sefer bunu birincinin yönünü değişip iki ilmeği birden sola kesim yapıyoruz. Bir tane düz. Burada 10 ve 10'un katları demiştim. 2, 4, 6, 8, 9 kaldı. Bir tane eksildi. Onu da modeli bitirirken çoğaltıp yerine koyacağız. Onun için kafanıza takılmış olabilir. Çünkü burada 2 kere kestik, bir tane arttırdık. Burada bir eksilme oldu. Sonra onu yerine koyacağız. 2 tane ters. 1 tane düz. Sıradaki ikisini sağ kesim. Bir kere doladık, bir düz. Bir kere doladık, yönünü değiştiriyoruz, ikisini sola kesim. Bir tane düz. Yön değiştirme sebebim şurada sola keserken ki beliren yol düzgün olsun diye. Yoksa yamuk yumuk duruyor oradaki ilmekle ilmek. 2 tane ters. Bir tane düz. Sağ kesim. Bir doladık. Bir düz. Bir doladık. Yönünü değiştirip sola kesim. Bir tane düz. 2 tane ters. Ve kenar ilmeğimiz. Arka sırada, birinci sırada yap, ikinci sırada pardon, yani ilk arka sırada yapmış olduğumuz gibi düzler düz, tersler ters. 2 düz. 7 tane ters. İlk modeli bitirdik. 2 düz. 7 tane ters. İki düz. 7 tane ters. İki düz. Bir tane kenar ilmeğimiz. Böylece 4 sırayı geride bırakmış olduk. 5. sıraya geldik. Kenar ilmeğimizden sonra 2 tane ters. Bir önceki sırada bir düz örmüştük. Şimdi hiç düzümüz kalmadı. Sıradaki ikisini sağa doğru kesiyoruz. Bir tane doladık, 3 tane düz. Bir tane doladık, birincinin yönünü değiştiriyoruz ve sola kesim yapıyoruz. İlk modeli bitirdik. 2 tane ters geçiş ilmeğimiz bunlar. Sağ kesim. Bir doladık, 3 tane düz. Bir doladık, sola kesim. 2 tane ters. 3. modele geldik. 2 tane sağ kesim. Bir doladık. 3 tane düz. Bir doladık, sola kesim. 2 tane ters. Bir tane kenar ilmeğimiz. Arka sırada yine tersleri ters, düzleri düz olarak öreceğiz. 2 düz, 7 ters şeklinde. Üç, beş, altı ve yedi. 2 düz. 7 tane ters. 2 düz. 7 ters.
iki düz ve kenar ilmeğimiz. Evet. Ajurlu V'lerimiz hazır. Şimdi modelimizin 7. sırasındayız. Kenar ilmeği örmeden aldık. 2 tane tersimizi örüyoruz. 1. Burada eksiltmek yok artık. 2. 3. 4 tane düz ördük. Şimdi her bir ajurdan bir tane ilmek çıkaracağız. Birincisi buradan. Sol tarafa bu şişi batırmak zor olduğu için sol şişimden yardım alıyorum. 1. Geçirdim sağ şişime. 2. Geçirdim sol sağ şişime. Buna batarım artık. 3. 4. Gevşek, sıkmıyoruz. Ve bir sonraki 5. 5 tane ilmek çıkardık. Şimdi 3 tane daha sıradaki düz ilmekleri örüyoruz. Şimdi 2 tane ters ve işlemi tekrar edeceğiz. 1 2 3 4 4 düz ördükten sonra ilk ajurdan bir tane ilmek çıkaralım. İkinciden bir tane ilmek çıkaralım. Üçüncüden bir tane daha. Dördüncüden bir tane daha. Beşinciden bir tane daha. Toplam 5 tane ajur var. 5 tane ilmek çıkardık. Örgümüze devam ediyoruz. Sıradaki düz ilmeklerle 1 2 3 2 tane ters. Ve 3. modelde işlemi tekrar ediyoruz. 1 2 3 4 tane düz. İlk ajurdan bir ilmek. İkinci ajurdan bir ilmek. Üçüncü ortadaki ajurdan bir ilmek. Sonraki ajurdan bir ilmek. 4. Son ajurdan bir ilmek. 5. Sıradaki 3 ilmeği düz olarak örüyoruz. 2 tane ters ve kenar ilmeğimiz. Bu modelimizin 7. sırasıydı. Şimdi 8. sıraya başlıyoruz ve modelimizin son sırası. Bu son sırada aşağıda eksiltmiş olduğumuz ilmeğin yerine bir tane fazlalık ilmeğimiz oluşacak. Kenar ilmekten sonra 2 tane düz. 1 2 3 tane normal düz ördüğümüz ilmeğimiz vardı. Onları ters olarak ördük. Burada 5 tane ilmek çıkardık ajurlardan. 1 2 3 4 5. 5'ini birlikte ters olarak örüyoruz. Bu ilmek bizim 1. sırada eksilttiğimiz ilmeğin yerine oturacak. Sonra 4 tane daha ters. Burada 4 tane düz örmüştük bir önceki sırada. Sonra 2 tane düz. 1 2 3 tane ters. Çıkardığımız 5 ilmeğin hepsini birden ters olarak örüyoruz ve 4 tane ters, 2 tane düz, 3 tane ters, 5 ilmeğin hepsini birden ters
4 tane ters. İki tane düz. Ve kenar ilmeğimiz. Evet, ilk modeli yaptık. Şimdi ikinci modeli de tekrardan başlayalım. En azından başlangıcını yapalım. Kenar ilmekten sonra iki tane ters. Bir, iki tane düz. Sağ kesim. Bir doladık. Sola kesim. İki tane düz. İki tane ters. İkinci modelin ilk sırasını yapıyoruz beraber. İkinci model iki düz. Sağ kesim. Bir doladık. Sola kesim. İki tane düz. İki ters. Geçiş ilmekleri. İki düz. Sağ kesim. Bir doladık. Sola kesim. İki tane düz. Ve iki tane geçiş ilmeğimiz. Son ilmeğimiz kenar ilmeği. Güzel bir model. Hoş bir model. Her türlü örgümüzde kullanabiliriz bu modelimizi. Her türlü bayan örgülerinde, bebek örgülerinde, baharlık yazlık bluzlarda çok rahatlıkla kullanabileceğimiz bir model. Şimdi arka sırada tersleri ters, düzleri düz örüyorduk. 2 düz, 7 ters şeklinde. 3 4 5 6 7. Tekrar 2 düz, 7 ters şeklinde örelim. Sıra sonunda buluşalım. Evet arkadaşlar, ben arka planda ikinci modeli de bitirdim. Şöyle üst üste iki model nasıl duruyor bir bakalım dedim. Oldukça güzel ve keyifli örülen bir model ve de çok kolay bir model. Umarım sizin de keyifli öreceğiniz bir model olmuştur. Bugünlük bu kadar. Bir başka videoda başka bir modelle buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Sevgiyle kalın.